Usta TV kanalından herkese merhaba. Ben Ahmet Bakır. Bu videomuzda çelik dübel uygulamasını Usta TV farkıyla siz değerli izleyicilerimize göstereceğiz. Çelik dübeller ağır yük çekebilmeleri için özellikle beton ve taş gibi yüzeylere monte edilebilmek için üretilmiş dübellerdir. Çelik dübel uygulamasını siz değerli izleyicilerimize gösterebilmek için teşhir amaçlı kullandığımız çanak antenlerin borularından birini buraya monte edeceğiz. Monte ederken de önemli bilgilere yer vereceğiz. Çelik dübel seçerken çekeceği yüke göre ve bir de monte edeceğiniz malzemeye göre seçmeniz gerekiyor. Çelik dübelde kullanacağınız ucu da çelik dübellerin alt tarafına göre seçmeniz gerekiyor. Burada bir de sıkça yapılan, özellikle yapı marketlerde yapılan bir hatadan bahsetmek istiyorum. Örneğin çanak antenler için genelde 10 mm çelik dübel kullanılır. Yapı marketlerde bu tür çelik dübellere 8 mm olarak etiket yapıştırabiliyorlar. Yani. Hepsinde olmasa da birçok yapı markette 10 mm çelik dübelin üzerine 8 mm yazabiliyorlar. Ya da diğer farklı ölçülerdeki çelik dübellerde de aynı hatalar yapılabiliyor. Öyle bu şey. Hatayı şu nedenden dolayı yapıyorlar. Normalde çelik dübel ölçülendirilirken alt tarafından, yani şuradan ölçülendirilir. Çelik dübelin gireceği deliğe göre. Bu 10 milimetrelik bir çelik tüber ve buna da bizim 10 milimetrelik bir elmas matkabucu kullanmamız gerekiyor. Yapı marketlerde de şu vidanın ölçüsü bazen yazılabiliyor. Aslında bunun ölçüsü metrik 8. Yani 8 milimetre metrik vidadır. Amatör olarak bu işi yapıyorsanız eğer, gerekirse kullandığınız matkabucunuzu da yanınızda götürerek çelik dübel alabilirsiniz. Bir de çelik dübelin sıkışma mantığından bahsetmekte fayda var. Önce şöyle çelik dübeli parçalayarak parçalarını göstereyim. Bu çelik dübelin arka kısmı tam olarak 10 mm, kılıfın kalınlığı 1'er mm ve kılıfın üzerinde de esnemesi için yarıklar bulunuyor. Biz vidayı sıktığımızda, bu somunu sıkıştırdığımızda 10 mm çekirdek kısmı çelik dübelin kılıf kısmına girerek genişletmektedir. Normalde 12 mm olması gerekiyor ama biraz da boşluklar olduğu için 13 mm'ye kadar denk geliyor. Tabi bu sıkıştıkça tekrar 12 mm'ye düşebilir. Çelik dübelin sıkışma mantığı, tutunma mantığı bu şekilde. Dik ayak dediğimiz bu çanak anten borusunu buraya monte etmeden önce bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. L ayak diye adlandırdığımız bu çanak anten borusuyla ilgili de, yani bunu buraya monte etmeyeceğim ama bununla ilgili de önemli bir bilgi vereceğim. Atlamadan sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çelik dübeller için delik delmeden önce deliklerin yerlerini işaretlememiz gerekiyor. Ben genelde kurşun kalem kullanırım. Eğer kurşun kaleminiz yoksa ve o anda ucu kırıldıysa, şöyle bir ince matkabucuyla brezin ucuna, yani matkabın ucuna takarak yerlerini işaretleyebilirsiniz. Yeri işaretlerken kesinlikle oynatmamanız lazım işaretlemeye başlamadan önce. İşlemine geçmeden önce yine bir şey belirtmek istiyorum. Delik deleceğinizde burası gibi kritik bir yere denk gelirseniz, yani betonu patlatma ihtimaliniz varsa, önce ince bir uçla delik delmenizi, daha sonra da genişletmenizi tavsiye ederim. Yani burada biz 10 milim uç kullanacaktık ama önce 7 milimle delik deleceğim, daha sonra da 10 milimle genişleteceğim. Betonu patlattıktan sonra "yok ben duymadım, vay ben bilmiyordum" demeyin. Delik delerken teknik ismi braze olan, halk arasında matkap denilen bu aleti düz tutmamız gerekiyor. Yani dik tutmamız gerekiyor. Şimdi ucu değiştiriyorum. Betonu patlatırsak karizmayı da çizdiririz gibi geliyor. Yani.
Evet, burada yine önemli bir noktaya değineceğim. Delik deldikten sonra özellikle altı boş olmayan betonlar, yani bunun altı boş. Gördüğünüz gibi burada bir toz kalmadı. Tozlar aşağıya gitti. Ama bu betonun altı boş olmadığı için tozlar matkabın ucunu çıkarırken tozlar bu deliğe dolmuştur. O tozları mutlaka boşaltmamız gerekiyor. Yoksa aksi takdirde çelik dübel oraya girmeyecektir. Onu boşaltmak için de deliğin etrafındaki tozları süpürdükten sonra biraz önce delik deldiğimiz matkap ucuyla tekrar boşaltmamız gerekiyor. Yani gerekirse tekrar boşaltmamız faydalı olacaktır. Aslında bu temizleme işlemini çatıda veya sahada yaparken bileğin altından çıkan bu havayla buraları temizliyorum. Şöyle. Şimdi çelik dübelleri buraya çakacağım ama özellikle acemilerin yaptığı bazı hataları göstereceğim. Yapılan hatalardan birisi çelik dübelleri direkt deliklerin yerlerine çakmak. Her ne kadar da düz delik delmeye çalışsanız da hata yapmış olabilirsiniz. Çaktıktan sonra borunun deliklerine denk getiremeyebilirsiniz. Onun için bunu borunun üzerine monte edip boruyla beraber çakmanız gerekiyor. İkinci hata ise çelik dübelin pulunu borunun altına değil de üstüne koymalarıdır. Kesinlikle bu gördüğünüz pul, çelik dübelin üzerinde bulunan pul, malzemenin altında kalması gerekiyor. Eğer bu delik geniş olursa çelik dübenin şu dış kılıfı o delikten geçip sıkıştırma işlemine engel olacaktır. Çelik dübel seçerken dikkat edilmesi gereken bir noktadan daha bahsedeyim. Alacağınız çelik dübelin vurma payının olması gerekiyor. Yani şimdi bunu çekişle çakarken bazen çok sıkı girebilir. Bunu çekişle çakarken vida yeri ezilmesin diye vida dişi olmayan şöyle bir pay bırakmışlardır. Bazı çelik dübellerde bu yoktur. Bunun olmasına mutlaka dikkat etmelisiniz. Çakarken çelik dübellere eşit şekilde vurmanız gerekiyor. Yani bir çelik dübelin hepsini aynı anda çakıp da sonra diğerine geçim diye bir şey yaparsanız hata yapmış olursunuz. Onun için şöyle sıkıştırma işlemini direkt anahtarla yapmadan önce elinizle boşluklarını alabilirsiniz. Hatta boşluklarını aldıktan sonra boruyu ileri geri esneterek biraz daha çelik dübellerin vidasının boşa çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ben önce genelde cırcır anahtar dediğimiz şu anahtarlardan kullanıyorum. Bir müddet boşluğunu alıyorum. Daha sonra da sağlamlaştırmak için yıldız anahtarla, daha güçlü bir anahtarla sıkıştırıyorum. Biraz önce bahsettiğim bu L ayakla ilgili de önemli bilgiye şimdi değineceğim. Özellikle işe yeni başlayan meslektaşlarımız bu konuda çok hata yapıyorlar. Bunu monte ederken biraz önceki mantıkla hareket edilmesi gerekiyor. Önce yerleri işaretlenip daha sonra delindikten sonra çelik dübeller üzerine monte edilmesi gerekiyor. Yalnız burada yapmamız gereken şu öndeki iki çelik dübeli daha sonra çakmaktır. Yani önce buradaki iki çelik dübeli çakacağız. Şöyle. Bu iki çelik dübeli çakıp sıkıştırdıktan sonra, çünkü hem çakması zor olacaktır hem de bunu sıkıştırmak zor olacaktır. Boruyu kaldırarak bu iki vidayı sıkıştırdıktan sonra öndeki çelik dübelleri çakıp sıkıştırabiliriz.
Çelik dübel kullanımını öğrendikten sonra bu tür çanak antin borularını, çevre aydınlatma direklerini, kum torbası, avize, tente gibi ürünleri kolaylıkla monte edebilirsiniz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza ücretsiz abone olarak, evet burası çok önemli, ücretsiz abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hatta abone ol butonu yanındaki zil ikonuna tıklayarak yeni videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler.